Merhaba arkadaşlar, bu videoda DigitalOcean üzerine Windows Server 2019 kurulumundan bahsedeceğim. Daha sonra uzak masaüstü ile nasıl bağlanabiliriz ve ilk web sitesinin yayınlanmasını gerçekleştireceğiz. Önce gz uzantılı Windows Server 2019 gerekiyor. Bu gz uzantılı dosyanın nasıl oluşturulduğunu bir önceki videomdan görebilirsiniz. DigitalOcean'da bir proje oluşturalım. Daha sonra yukarıdan Create Droplets giriyoruz. Buradan Custom Images kısmına geliyoruz. Add Image linkine tıklıyoruz. Upload veya Import via URL kısmından daha önce hazırlamış olduğumuz GZ uzantılı Windows Server 2019 dosyasını yüklüyoruz. Bu yükleme işlemi birazcık zaman alacaktır. Dolayısıyla ben daha önce... Bunu buraya yüklemiş oldum. Tabii ki URL üzerinden yüklemenizi tavsiye ederim. Bir yere yükleyip, o bir siteye yükleyip, oradan yüklemek daha hızlı sonuç verecektir. Upload kısmındaki burada ilk yüklediğinizde pending kısmı olacaktır. Bir yükleme işlemi sürene kadar pending yazısı tamamlanması gerekiyor. Yükleme tamamlandıktan sonra mor kısmına gelip start droplet'e tıklıyoruz. Burada Memory Optimized seçeneğini seçiyoruz. Ve bu kısmı seçebiliriz. 16 GB RAM'li olan kısmı. Create Droplet kısmına basıyoruz. Yüklenmesini bekliyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra Droplet tıklıyoruz. Recovery kısmından konsola tıklıyoruz. Çıkan pencerede Launch Recovery Console butonuna tıklıyoruz. Burası Recovery konsol olduğu için fare hareketleri oldukça yavaş olacaktır. Bu konsolda CTRL alt DLT komutunu göndermek için pencereye ters tıklayıp incele ve oradan da konsola geliyoruz. RFB Send CTRL alt DEL komutunu yazıp Enter'a basıyoruz ve böylelikle burada Ctrl Alt Delete komutu girilmiş oldu. Daha önce belirlemiş olduğumuz GZ dosyasını oluştururken belirlemiş olduğumuz şifreyi e, girmemiz gerekiyor. Sağ altta Network kısmına basıyoruz, Ethernet. Oradan da Change Adapter kısmına basıyoruz. Ethernet 2'ye ters tıklayıp Properties kısmına geliyoruz. TCP IP 4 kısmına geliyoruz. Properties kısmına giriyoruz. Use following IP kısmını aktif ediyoruz. İlk kısma public IP adresini yazıyoruz. Subnet mask kısmına net mask kısmında yazanı yazıyoruz. Default gateway kısmına gateway kısmında yazan değeri giriyoruz. DNS kısmına 8 8 8 yazacağız. Alt kısmına da 8 8 4 4 yazalım. Okay'e basıyoruz. Son olarak da uzak masaüstünü aktif hale getireceğiz. Başlat kısmına gelip allow remote yazalım. Açılan pencerede Allow Remote Connection seçeneğini seçiyoruz. Ve altındaki tik işaretini kaldırıyoruz. Apply ve OK'ya basıyoruz. Bilgisayarımızdan uzak masaüstünü bağlamak için uzak masaüstü uygulamasını açıyoruz. DigitalOcean'da Droplet'in IP adresini kopyalayıp bağlanıyoruz. Kullanıcı adı ve şifreyi giriyoruz. Gelen uyarı penceresine evet diyoruz. Ve uzak masaüstü ile bağlanmış olduk. Bağlandıktan sonra ilk yapılacak işlem Chrome tarayıcısını kurmak. Bu şekilde kendi bilgisayarımızda uzak masaüstü bilgisayarına offline Chrome kurulumunu kopyalıyoruz. Kopyalama tamamlandıktan sonra kurulumu gerçekleştirelim. Şimdi ilk web sitesini yayınlamak için Internet Information Systems (IIS) kurmamız gerekiyor. Bunun için başlat, Server Manager, Add Roles and Features, ilk ve ikinci pencereyi Next basıp geçiyoruz. Yine next diyoruz. Çıkan ekranda DNS server'ı seçiyoruz. Bu uyarı penceresine Tamamı basıyoruz. Web server IIS'i seçiyoruz. Çıkan ekrana tamam diyoruz. Daha sonra next butonuna basıyoruz. Çıkan ekranda Tekrar next butonuna basıyoruz. Next ve yine next butonuna basıyoruz. Şimdi açılan ekranda HTTP redirection ve FTP server seçerek next butonuna basıyoruz. Daha sonra install butonuna basıyoruz. Kurulum başlayacaktır. Kurulum tamamlandıktan sonra close butonuna basıyoruz. Web sitesi oluşturabilmek için ilk önce bir kullanıcı ekliyoruz. Server Manager yukarıdaki menüden Tools, Computer Management açılan pencereden sol taraftan Local Users Users kısmına ters tıklayıp New User dedikten sonra örneğin deneme mfa şifreyi de girerek kullanıcıyı oluşturuyoruz. Daha sonra DNS'ten kayıt eklememiz gerekiyor. Bunun için Server Manager, Tools, DNS. Burada server'ı genişletip Forward Lookup kısmına Ters tıklayıp new zone diyoruz. Next. Primary zone. Next. Dedikten sonra burada bölge adına vfa web nokta yazalım mesela. Bu oluşan yeni bölgede ters tıklayıp new a host diyoruz. Burada name kısmını boş bırakıp IP adresi sanal makinenin IP adresini yazıyoruz. Ve add host diyoruz. Daha sonra aynı işlemi bu sefer name kısmına www yazarak yapıyoruz. Şimdi web sitesi klasörünü oluşturalım. Bilgisayarım C diski bab, klasörü ve wwroot klasörüne giriyoruz burada yeni bir klasör oluşturup ismine örneğin mfa web diyelim bu klasöre girip bir tane index.htm dosyası oluşturacağız Dosyanın içerisine bu şekilde dolduralım. Evet bunu bir Chrome'da deneyelim. Evet böyle bir yazı dışarıdan girdiğimize gelmesi gerekiyor. Şimdi internet information sistemden web sitesini oluşturabiliriz. Yine tools kısmından internet information Service Manager'ı açıyoruz. Buradan Server'ı ve Sites klasörünü genişletiyoruz. Sites klasörüne ters tıklayıp Add Website seçeneğini tıklıyoruz. Sitenin adını mesela MFA Web XYZ şeklinde yazıyoruz. Fiziksel yoluna demir oluşturduğumuz klasörü gösteriyoruz. hostname kısmına yine aynı sitenin adını yazıyoruz ve okey butonuna basıyoruz. Web sitesine tıklayalım. Buradan bindings kısmına geliyoruz. Ve hostname kısmına www şeklinde başına eklemeyi yapıyoruz. Tamam dedikten sonra close butonuna basıyoruz. Şimdi FTP üzerinden bağlanabilmek için FTP özelliğini eklememiz gerekiyor. Sağ tarafta add FTP publishing kısmına tıklıyoruz. Burada no SSL seçiyoruz. Next'e basıyoruz. Çıkan ekranda basic seçiyoruz. Specified user'ı seçip eklediğimiz kullanıcı olan DNMMFA'yı buraya yazıyoruz. Read ve write iznini verip finish diyoruz. Bu noktada sunucuyu yeniden başlatalım. Sunucu tekrar açıldıktan sonra Internet Information Sistemi açıyoruz. Eklediğimiz web sitesine gelip Sağ üstten Edit Permissions kısmına geliyoruz. Burada security kısmına ve advanced butonuna basıyoruz. Owner kısmında değiştir diyoruz. Yine advanced find now eklemiş olduğumuz kullanıcıyı bulup tamama basıyoruz. Permission kısmında add kısmına basıyoruz. Select the Principle'a basıyoruz. Yine Advanced ve Find Now diyoruz. Eklediğimiz kullanıcıyı bulup OK'ye basıyoruz. Tekrar OK'ye basıyoruz. Burada Full Control seçeneğini seçip OK diyoruz. Apply ve OK diyoruz. Sunucu kısmında ayarlar tamamlandı. Şimdi alan adını sanal makinemize yönlendirmemiz gerekiyor. Örneğin alan adını Godaddy'den aldığımızı varsayalım. Alan adının DNS ayarlarını yönetme ekranına geliyoruz. Bu kısımdan önce A'yı değiştireceğiz. Düzenle dedik. Oraya sanal makinemizin IP adresini yazıyoruz ve kaydet diyoruz. İşlem tamam. Bilgisayarımızda tarayıcıyı açıp MFA Web XYZ adresine giriyoruz. Evet karşımıza demin ayarlamış olduğumuz sayfa gelecektir. Şimdi web sitemize ücretsiz bir SSL ayarlayalım. Sanal makinede tarayıcıda winachme.com adresine giriyoruz. Açılan sitede yukarıda Download ve Recommended paketini indiriyoruz. İnen dosyaya ters tıklayıp aynı klasöre zip'li dosyanın açılmasını sağlıyoruz. Açılan klasöre gidip VACS uygulamasına ters tıklayıp yöneticiyle çalıştır diyoruz. Çıkan uyarı penceresinde More Link'ine tıklayıp Run Anyway diyoruz. Konsol ekranı açılıp bir menü görünecektir. Burada sırasıyla N sitemizin bulunduğu iki seçeneği A bütün hepsi için 1 ve Yes diyoruz. Sertifika oluştu. Daha sonra Q'ya basıp çıkıyoruz. Tekrar Bilgisayarımızın tarayıcısına gelelim. Ve bu sefer siteye şu şekilde girmeye çalışalım. Evet, URL'de kilit işaretini görebiliriz. Ama tekrar http olarak girdiğimizde halen kilitsiz olarak açılabilmektedir. Bu problemi çözmek için sanal makinede tarayıcıda URL rewrite modülünü yüklememiz gerekiyor. Açılan sitede install this extension butonuna basıyoruz. İnen uygulamayı çalıştırıyoruz. Install ve I accept butonuna basıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra Internet Information Service'i tekrar açıyoruz. Web sitemiz kısmına girdiğimizde URL Rewrite'ın kurulu olduğunu görebiliriz. Buna iki kez tıklayalım. Add rule diyoruz. Blank rule kısmına girdik. Okey. Bunun ismine mesela yönlendirme diyelim. Match the pattern seçili seçerek örüntü kısmına bunu giriyoruz. Condition kısmında seçeneğinde add diyoruz. Durum kısmına HTTPS'e giriyoruz. Match the pattern seçiliyken örüntü kısmına bunu giriyoruz ve Tamama tıklıyoruz. Action kısmına geliyoruz. Redirect'i seçeceğiz. Redirect URL kısmına bu ifadeyi giriyoruz. Append query string seçeneğini kaldırıyoruz. Sağ taraftan Apply seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi yine bilgisayarımızın tarayıcısından güvensiz bir şekilde girme, HTTP'li şekilde girmeyi deniyoruz. Ve görüldüğü üzere HTTPS'ye yönlendirildiğini görebiliriz. FTP ile bağlanmak için FileZilla'yı açalım. Sunucuya sanal makinenin adresini, IP adresini yazacağız. Kullanıcı adına oluşturmuş olduğumuz kullanıcıyı yazıyorum ve hızlı bağlan diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bizim eklediğimiz dosya geldi. İndeks aslında izin verdiğimiz klasöre burada erişmiş oluyoruz ve burada direkt dosyaları buraya upload edebiliriz. Evet bu videomda DigitalOcean'a Windows Server 2019 nasıl kurulabilir, uzaktan nasıl bağlanılabilir ve bir web sitesi bu sunucu üzerinden SSL'le bir şekilde nasıl yayınlanabilir. Bunların cevaplarını göstermiş olduk. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.